Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spora ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.05 saatlerimiz günlerden çarşamba. Yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle beraber spor gündemini, futbol gündemini konuşacağız. Radyospor.com Twitter'da Ali Erim ve Mert Elam adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine Instagram'da Mert Elam adresini kullanabilirsiniz bize ulaşmak için. Mert bugün söz verdi, en azından bir tane Instagram mesajı okuyacağım dedi. Evet, bugün şarjım var. Telefonumu da şarj ettim. Ki çok da şarj olmamış nedense. 65'te kalmış. Bir saat boyunca şarjdaydı. Şu an elektronik eşyalar çok değerli. Evet. O yüzden telefonların bozulması insanlarda kalp krizi etkisi yaratıyor. Telefonlara telefon, bilgisayar, bir şey olması, bilgisayar. Şarj aleti. Herhangi bir elektronik eşyaya zarar gelmemesi lazım. Bak, o yüzden gözün gibi bak telefonuna. Bakamıyorum da gözün gibi. Biliyorsun geçen sana anlattım. Evde yine düşürdüm. Telefonu bayağı ama üstüruklu düşürüyorsun sen. Yok, bayağı da bam yani diye fizik, böyle. Fizik kurallarına çok uygun düşürüyorsun ki şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadın. Ya fırlatsam o kadar olmaz. Hani kendi düştüğü için nasıl uygun düşürebilirim onu bilmiyorum. Şansım yaver gitti şansın şu ana kadar. Bu da bayağı da eski bu arada benim. Telefon da bilgisayar da eski. Ama sana şöyle bir şey söyledim. Şimdi sen o kadar sert düşürdün bir şey olmadı. Böyle yaklaşık 3-5 santim bir yerden düşüreceksin. Telefon da darmadağın olacak. Hep öyle olur. İnanamayacaksın neler olduğuna. Bakalım, inşallah başıma gelmez. İnşallah. Keşke son dönemlerde bu kur yükselmeden sıfır şeyler alabilseydim diye. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor biliyor musun? Her şey için yani. Bu sadece elektronik değil işte. Gerçi elektroniğe girecek de hani çamaşır makinesi, hani yeni evlenen olarak bunları da erken halledebilirsiniz. Almak daha iyi olabilirdi değil mi? Evet, ama geç kaldık artık. Evet, Atilla abiyle neler konuştunuz? Atilla abiyle neler konuştuk? Bir kere Yılmaz Vural konusunda sana bir serzenişte bulunmuşlar. Evet. Futbolu bilmeyenlerle Atilla abiye program yapma demişler. Evet. En yakınından başla demişler. En yakınında bile olsa futbol cahilleriyle arana mesafe koy gibi bir ifade kullanmış bir dinleyicimiz. Olabilir, saygı duyuyorum. Bir soru üzerine, hani ben şunu dedim bu arada, hani koç kendi vizyonuyla çelişir dedim Yılmaz Vural'ı göreve getirirse. Dinleyicimiz de onu alınmış. O da olmaz artık, geçti Yılmaz Hoca'dan. Hala aynı şeyi söylüyor yani röportajlarında. Yani ısrarla nasıl bu kadar bile bile aynı şeyi yapıyor Yılmaz Hoca? Sanki trollüyormuş gibi artık değil mi? Evet, artık iş yani kimse ciddiye de almıyor Yılmaz Hoca'nın bu söylemlerini herhalde. Kendi de bunun farkında olmalı ama hiç farkında değil. Yoksa hani geçmişi, eğitimi vesaire, tamam illaki bir şeyler biliyor da Yılmaz Hoca, zaten bu kadar üst seviyede görev almış bir teknik adam, ama kendini o kadar komik durumlara getirdi ki artık. Bir ağırlığı kalmadı Yılmaz Vural'ın. Şimdi getirsen komedi yani, Yılmaz Vural biraz da eğlenelim diye bakıyor insanlar. Yılmaz Hoca gelsin de kenarda işte 2-3 hareket yapsın. Futbolcunun ensesine şaplak atsın. Yok şunu yapsın. Hakeme serzenişte bulunsun. Kendini parçalasın. Yere atsın. Bunu bekliyor insanlar. Yılmaz Hoca hani şöyle oynatıyor, böyle oynatıyor diye bir şey söyleyen var mı son yıllarda? Yok. Yılmaz Hoca'nın teknik taktik şeyiyle ilgili. Öyle, çünkü insanların hakkında kalmadı. Tamamen tırnak içinde şovmenliğiyle ön planda. Evet. O yüzden durum öyle. Süper Kupa'yı konuştuk. Katar'da yapılması. Sorular geldi çünkü, çok farklı sorular geldi. Fatih Terim, Burak Elmas konusunu konuştuk. Beşiktaş'taki gelişmeleri konuştuk. Daha geçenlerde yine bir dava sonuçlandı. Beşiktaş yönetim kurulu ibra etmişti 2019 için Fikret Orman'ı. O iptal oldu vesaire. Zor bir dönem bekliyor Fikret Orman'ı. Onu paylaştı Atilla abi. Öyle ağırlıklı olarak. Yani Vişça konusu vardı. Ben son dakika bilgilerini verdim. Çünkü hep programa denk geldi. Son dakika geldi değil mi? Son yani 14.30'da bir araya gelecekler kulüp plasında iki kulüp başkanı. 16'da resmi açıklama yapılacak. Vişça 61 saatin Vişça Trabzonspor'da haberini beğendi. Artık iş bitti sadece. Artık hayırlı olsun. Evet, saatler olsun. Sayılıyor. Trabzonspor kulübü girişim şey hazırlıklara başlamış Vişça paylaşımı için. Hı-hı. Bir video herhalde yapacaklar. Artık bitti gözüyle bakılıyor. Evet, benim de bugün sabah sana söylediğim gibi biraz zamanım vardı. Ne yapayım diye dizi düşündüm. İzledin.
Evet, 3 tane spor belgeseli izledim. Ha, güzel yani. Dün seninle konuştuğumuz belgeselin adı Brock. Brock, bak tek kelime demiştim, unutmuştum ben de Brock. Onun dışında şeyi izledim, Sucker Box'ı izledim. Gary Neville'le Michael Owen'ı. Ha, şey, onlar program mı oluyor, belgesel mi, o ne o? Ya o program. Program, program. Değil mi? Hafif belgesel tadı var tabii. Evine mi gidiyordu Gary Neville? Yok, böyle bir sinema salonu gibi bir yerde izliyorlar. Tamam. O çok güzel, Gary Neville'le Michael Owen'ın konuşması. Michael Jordan'ın babası öldürüldükten sonra beyzbol oynadığı yıla ait bir belgeseli izledim gene. O sezonu anlatıyor. Beyzbola başlamasını, işte beyzbolda yaptıkları, yapamadıkları, sonra tekrar basketbola dönmesi. Ama şöyle güzel, hani basketbol kariyerini durdurmaya karar verdikten sonra başlıyor. Basketbol kariyerine devam etmeye karar verdiği anda bitiyor. Dolayısıyla o aradaki yılı anlattığı için o hoşuma gitti. Bir de Brezilya'nın efsanesi Garinçe'yi hiç duydun mu? Tabii canım, duymaz mıyım? 1960'lar, 50'ler. 58-62 Dünya Kupası şampiyonu ki o da Brezilya'da işte çoğu zaman Pele ile karşılaştırılan, onun kadar işte yetenekli olduğu, hatta ondan daha yetenekli olduğu konuşulan bir oyuncu. Onun da bayağı hazin bir öyküsü varmış. Evet. Onu izledim. O da hoşuma gitti. Böyle pırpır bir oyuncu olduğu, hani pırpırdan kasıt, yani böyle ince, hızlı, çok kolay çalım atabilen bir sağ ön oyuncusu. Ama trajik bir hikayesi var. Okuma yazma bilmiyor. Alkol sorunu var. Dizleri problemli. Bir dizi dışa doğru dönük. Doğuştan öyle bir sıkıntısı var. Onu da tedavi ettirmiyor. Kariyeri çok erken bitiyor. Kariyeri erken bittikten sonra alkol batağına düşüyor. Bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazasında yanında işte annesi var. Eşinin annesi, ama annesi sonuçta. Onu kaybediyor falan. Bir sürü böyle hikaye. İyi geçti. Verimli geçti benim için yani. Michael Owen kısmı da güzeldi. Aynen. Michael Owen'ı izledin mi sen? Yok, izlemedim. Ha, şeyi, neyini? Futbolcunu mu? Yok. Belgeseli. Neville'le beraber yok, olan izlemedim, belgeseli. İzlemedim. Futbolcuna yetiştim. Orada da menajeri arıyor Michael Owen'ı. Real Madrid seninle ilgileniyor diyor. Yanında da Carragher var. Carragher'a böyle bir şey oldu, ne diyorsun diye, gitme diyor Carragher'a. Niye? Gitme diyor. Çünkü Los Galacticos dönemi. Yerler mi seni diyor. Oynayamazsın orada diyor yani. Raul var diyor, işte Ronaldo var diyor. Oynayamazsın orada, boşuna gitme diyor. Yok diyor, gitmem lazım çünkü gitmezsen pişman olacağım yani. Real Madrid bu. Ki Liverpool'da çok iyiydim diyor. Yani kariyerimin en iyi dönemiydi diyor. Bir sene de geri dönüyor sonra. Döndüğü zaman da Liverpool onu alamıyor. Newcastle'a mı gidiyor? Evet, Newcastle'a gidiyor. Diyor ki, başkan çağırıyor bunu. Bizim seni satmamız lazım. Çünkü Sergio Ramos olacağız. Sergio Ramos'u alabilmek için paraya ihtiyacımız var. Sen ya gideceksin diyor. Ya da gideceksin diyor. Öyle olunca İngiltere haber salınıyor. Newcastle masaya 16 milyon pound koyuyor. Liverpool en fazla 10 milyona çıkabiliyor. O zaman seve seve Newcastle'a gidiyor. Orada da sakatlanıyor zaten. Sonra kariyeri tepe taklak zaten Real Madrid'den sonrası. Evet. 18 ay kadar oynayamadığı bir dönem varmış. Ondan sonra zaten diyor hiçbir zaman eski şey olmadım. Eski oyuncu olmadım yani. Eskiden diyor her yere koşardım, depresi olurdum. O sakatlıklardan sonra bak sağ içinde şöyle düşünüyormuş. Oraya koşma, sakatlanırsın. Oraya gitme, bir şey olabilir. Sadece diyor böyle avcı bir oyuncuya dönmeye çalıştım diyor. Yani böyle bekleyen, normalde inanılmaz hızlı. Tabii Owen yapan şey oydu. Müthiş gol vuruşu var Owen'ın. Ama o özelliklerini kaybediyor. Ondan sonra da dediğin gibi zaten kariyer tepe taklak. Güzel oluyor böyle spor belgeselleri izlemek. Güzel yani, ben de kıskandım seni bu kadar fazla şey anlatınca. Arada hepsini izledim. Çekti. Bu arada Atilla abi trajik de bir olay anlattı. Programda ben de şok oldum. Hani hiç Atilla abiyle öncesinde de konuşmamıştık. Yılbaşı günü karşı komşusu bir teyzemiz varmış. Eşi ve torunu. İşte yeni yılını tebrik etmek, bir de daireyle ilgili satmayı düşünüyorlarmış. Hani bir görüşmek istemiş. Kapı açıkmış. İçeride de beyefendi rahatsızmış. Bir bakar mısın demiş oradaki teyze. Nabzı atmıyormuş. Hayatını kaybetmiş. İşte ambulans falan aramışlar. Öyle de bir olay yaşamış. Direkt karşı komşusu olarak. Ben de bir anda çok üzücü. Bu hikayeyi evet, anlatmaya başladı. Böyle tüylerim diken diken oldu şimdi anlatırken. Bir de insan kötü hissediyor. O da aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Evet, 14-14 ilk aramıza gidelim, ardından devam edelim. Misli.com'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Misli.com.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-15 saatlerimiz. Twitter'dan mesajlar geliyor. Instagram'da da yine Mert'in hesabına mesaj gönderebilirsiniz dedik. 20.45'te Beşiktaş ve Antalya Spor Doha'da, Katar'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. İki takımda da eksikler var. Özellikle Beşiktaş'ta eksik sayısı 11'i buldu. Antalya Spor biraz daha iyi durumda ama onlarda da eksikler var. Sabah birkaç soru sormuştum seyirci sayısıyla alakalı olarak. Ajans Spor da beni kırmamış, haberi yapmış. 40 bin kişilik bir stat. Evet. Ve 5 bin bilet satılmış. 5 bin bilet satılmış şu ana kadar. %12,5. Ama bununla beraber zannedersem oradaki elçiliğimiz mi bedava bilet mi veriyor? Evet, bedava bilet dağıtıyormuş ama tabii kim bu maçı izlemek için, Katar olduğu için hani niye cezbetsin Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi, onları da stada gitsinler akşamlarını bu maça ayırsınlar. 5000 kişi de niye zaten almış orada bilet, o da çok anlamsız. Hani ben şöyle bir beklenti içerisinde değildim. Hani sen sabah söyledin. Seyirci sayısının yüksek olması pek makul değil. Hadi Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe olsa, Trabzon maçları olsa yurt dışına da ilgi çekebilir ama Antalya Spor olduğu için taraflardan biri maalesef hani yurt dışında algısı çok iyi değil doğal olarak. Dörtlüklerden biri olmadığı için ilgi olmayacağı çok açıktı. O yüzden hani haberi gördüğümde de hiç şaşırmadım. Bedava biletle de hani yarısını bile dolduramazlar. Çünkü 5 bin satmışsın. 15 bin dağıtsan ya da 30 bin dağıt. Kaçı gider ki? Yani her dağıtında gidecek hali yok. Elbette yok gitmez. Zaten olacak. Öyle bir organizasyon da yok. Evet. Yani kaç kişi çalıştıracaksın da binlerce bileti dağıtacaklar akşam. Onlar da gelmeleri de garanti değil. Bu kadar kısa sürede bir de gün içerisinde başlamışlar bedava bilet dağıtımına. Yani atmosfersiz bir ortam olacak. Şimdi stat da canlı yayın yapıyor Alspor. Bayağı büyük tabii, 40 bin kişilik stat. Kötü bir görüntü olacak ister istemez. Bir de şöyle bir durum yok mu Mert? Her zaman için bedava verilen bir bilet organizasyonun değerini gösterir. Evet. Yani dağıttığın anda zaten yani mesela ben şuradan sana şey yapsam, gel şu konser bedava, şu şey de var, bir şüpheyle bakarsın. Her yani, zaman için öyle olur. Yani çoksa mesela birkaç tane bilet bedava vermek var. 35 bin ki boş kalmış, onu dağıtmaya çalışmak var. Tabii ki orada bir biteni oldu. Açık ama Türkiye'de oynansa bu karşılaşma çok mu dolardı, o da tartışılır. Yani Türkiye'de oynansa tamam, Beşiktaş taraftarı gösterir, Antalya gösterir ama stadın yine yarısı falan anca dolar. Çünkü havada. Gerçi bugün hava fena değil İstanbul'da. Hava bayağı güzel. Hava bugün İstanbul'dayım ben geçen haftayı düşünerek. 15-16 derece. Evet, öyle söyledim. Havadan dolayı evet sanki biraz olabilir ama ekonomik durum, insanların maçı olan ilgileri son dönemde düşmüştü. Yine çok fazla olmazdı. Burada en azından bir para kazanacaklarını düşünüyoruz kulüplerin. Peki nasıl bir maç bekliyorsun? Yani Beşiktaş'ın kadrosunu gördüğüm için aşağı yukarı oyunculara baktığımda vakalar, bir moral bozukluğu, eminim oyuncular da etkilenmiştir. Şüpheyle bakanlar vardır kendilerine. Çünkü hasta mıyım acaba? Tabii öyle. Şimdi Liverpool'u okuyoruz. İşte Klopp pozitifti. Şimdi yardımcısı pozitif çıkmış. Evet. Yani Allah onların yardımcısı olsun. Tek kaleci Karius kalmış. Aynen. Liverpool'un başına yani Covid'den sonra gelebilecek en kötü şey olmuş. Maçları eğer, ertelenecek belki. Eğer maç oynanırsa Karius'un kalede olma ihtimali var. Evet. Merak ederiz ama ne olmuş Karius'a? Son dönemde izleyemiyorduk. Evet. Karius'u ben merak ediyorum. Merak ediyorsun. Güzel güzel oldu. Ben sonuçta Liverpool taraftar değilim. Bana ne kötü oynarsa oynasın. Ama bir futbolcu evet. olarak çok dalga geçtik kendisiyle. Liverpool'a buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Hem Covid salgını hem Karius için. Aynen. Bir de o maç iptal edilmezse. Ya takımdan o kadar uzak ki Covid bile olmuyor adam. Düşün ya, o kadar alakası yok takımla. Herkes Covid takımda Liverpool'da. Bir Karius değil. Bir Karius değil. Onu da ıskaladı demek ki Karius. Beşiktaş'ta da durum yani çok farklı değildi. Bu kadar vaka. Çünkü yerliler neredeyse hepsi oldu. Şimdi kendini Ersin'in, Rıdvan'ın, Umut'un yerine koysana bir tek onlar kaldı. Bir de kim kaldı? Kenan Karaman kaldı. Dört yerlisi var as takımdan. Bu da psikolojik olarak da etkileyecek bir durum. Antalya Spor biraz daha motive olabilir. O yüzden vaka sayısı çok daha az onlarda gözüken. Peki bir şey merak ettim. Şimdi Beşiktaş'ta ikinci hafta oynanan karşılaşmada hani bir kırmızı kartla beraber kafalar karışmıştı 8+3'te. Evet. Peki bugün olası bir sakatlıkta Beşiktaş gene şey sokmak zorunda değil mi? Yerli sokmak var zorunda. Var ama yerlisi var. Kenarda yerli var. Ama gene yerli sokmak zorunda değil mi? Sakatlıkta öyle oluyor. Tabii, kırmızı kartta farklı. Tabii.
yerli sokmak durumunda. Eğer tamam. yerli de kalmasa, yerli kalmama ihtimali var mı? Var. Var. Altyapıdan da herkes COVID olsa, yabancılar olmasa o durumda mecbur oynanacak o zaman. Yani öyle bir şey yaşanmadı şu ana kadar ama güzel bir soru. Beşiktaş'ın da bir problemi yok ama. Genç yok, takımdan yani. 4-5 futbolcusu var. Evet. Kaleci de var. Sağ içinde de sahaya sürebileceği oyuncular var. Böyle bir şey yaşamayız yani. Burada bir basın toplantısı düzenlenecekmiş. Saat 16'da. Göksel Gümüştağ ve Ahmet Ağoğlu. Evet, işte bitiriyorlar, çıkıyorlar artık. Transferi. 14.30'da bir araya geliyorlar. Orada son detayları görüşecekler. 16'da da Başakşehir vedaları güzel yapan bir kulüp. Evet. Bence bu açıdan ligin en iyi takımı olabilir veda konusunda. Yani emeği geçen herkes, Abdullah Avcısı, Okan Buruğu, ne bileyim işte futbolcu bazında birçok isim sayabilirsin. Benim aklımda öyle kalmış. Başakşehir denince vedaları iyi yapıyorlar. Bugün de eminim Vişça'ya en iyi şekilde veda edecekler. Evet, şimdi Vişça'ya döneceğiz de. Beşiktaş'a Antalya Spor maçına dönersek, Beşiktaş Antalya Spor mücadelesine dönersek, orada dedin ki Beşiktaşlı oyuncular biraz tedirgin olabilir. Hı hı. Ama onun dışında Beşiktaş'ta kalede Ersin olacak, sağ bekte Rozier'i göreceğiz, Montero ile Vida bekleniyor, sol tarafta Umut ya da Rıdvan oynayacak, Atiba Josef, Pjanic merkez orta saha, Larin, Kenan, Batshuayi. 11 kötü bir 11 değil, biraz sıkıntıları var, sıkıntı yaşayabilir sahada. Ama bence çok kötü bir 11 değil. Değil ama şöyle o zaman biraz sağ içine dönecek olursak. Antalya Spor'un hücum üçlüsü çok atletik bir hücum üçlüsü. Yani Mukayru, Doğukan Sinik, Hamilton topla çok net mesafe kat edebilen, dikine gidebilen futbolcular. Ha, dikine gidip çok iyi işler yapıyorlar mı? Son pas, son vuruş kalitesi çok mu yüksek? Değil ama rakip savunmacıları çok zorladıkları kesin. Şimdi Beşiktaş'ın geri üçlüsüne bakıyorsun. Ön liberosu Pjanic, arkada Montero ve Vida. Yani çok yumuşak, çok ağır bir üçlü var orada. Yani atletizm olarak Antalya Spor'un üçlüsü acayip ağır basıyor. Wellington verelim. Wellington verebilirsin ya da Josef'i Pjanic'in yanına çekersin bu karşılaşmada. 8 numara gibi değil. 4-2-3-1 gibi bir düzenle çıkabilirsin. Bekte Umut Meraş yerine Rıdvan verelim. Zaten bence vermelisin. Rose'yi de vermelisin. Hani beklerde çok problem yok. Stopper'e Wellington'u koyarsan, onun da maç ritmi diğer iki isme göre biraz geride, bayağıdır Wellington'da süre almıyor Beşiktaş'ta. O da bir problem. İşte Montero Vida da bir problem. O eşleşmeler Beşiktaş'ın bence bayağı bir dezavantajına gözüküyor. Orta sahada da Josef Atiba olacak. Pjanic onlar eşlik edecek. Onlar da hani Josef en iyi seviyede olan futbolcu fizik olarak, Atiba da eski seviyesine değil. O da atletizm olarak. Yani o üçlüyle nasıl baş edecek Beşiktaş, onu açıkçası çok kestiremiyorum. Ben de bence orada çok büyük bir dezavantajı var Beşiktaş'ın. Ama şu avantajı olur. Antalya Spor'un da merkez ikilisi biraz zayıf. Yani Poli ve Hakan Özmert gözüküyor muhtemel 11'de. Eğer bu ikili oynarsa, onlarda da bir atletizm zafiyeti var. Bunu kullanmaya çalışabilir Beşiktaş ama nasıl kullanacak? Yani çünkü Beşiktaş'ın da orada merkezde çok bir üstünlük kuramıyor. Hele ki bir de Bünyamin oynarsa merkez orta sahada, o da çok dinamik bir oyuncu. Genelde kanat beki olarak oynadı. Oradaki eşleşmeler tamamen Antalya Spor lehine dönüyor. Yani Beşiktaş'ın o konuda biraz daha ön alan baskısıyla herhalde, işte Batshuayi ile, Larin'le, Kenan Karaman'la Antalya Spor'un topu işte ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye kolay kolay çıkarmamasını sağlaması gerek. Aksi halde o paslaşmalar rahat yapılır. İkinci bölgede, üçüncü bölgeye çok rahat paslar giderse Antalya Spor hücumcuları bence direkt olarak rakip kalede rahat bir şekilde toplu veya topsuz biteceklerdir. Ama dediğim gibi çok da iyi kararlar vermiyorlar. Hani rakip kaleye gidip, Galatasaray maçında da çünkü bunu gördük. Antalya rakip kaleye doğru gitmekte problem yaşamıyor. Çok rahat, özellikle Oğulcan'ın tarafından Doğukan çok etkili olmuştu. Hı hı. Ama bir türlü o son paslarda, son vuruşlarda becerikli olamamıştı Antalya Sporlu oyuncular. Bu maçta da aynı şekilde olursa yine gol bulamayabilir Antalya ama zorlamayacağı anlamına gelmiyor. Beşiktaş tarafında da benim çekincem, iki gündür söylüyorum, kanat organizasyonları çok zayıf olacak. Merkez organizasyonu da çok zayıf. Hani Oğuzhan gibi bir oyuncu da yok merkezde topu taşıyabilecek. Pjanic durarak oynuyor.
hücumda Josef Atiba ne kadar orada fark yaratabilir? Kenan Derin kanatlarda, Batshuayi sırtını dönük oyunu sıkıntı. Beşiktaş'ın da hücumda hani biraz daha beklerin ön plana çıkması gerek gibi duruyor. Yoksa bekler de mesela bir tarafta Umut Meraş oynarsa özellikle sol bekte Beşiktaş'ın bence felaket bir tablo demek bu. Kafalardan seken top akşam Batshuayi'den şov bekliyormuş. Hadi bakalım. Batshuayi bir gol attığı zaman durmuyor diyor. 2-3'ü arıyor. Bu da ona çok iyi geliyor. O yüzden patlama yaparsa devamı gelir diye bir zar atmış. Hakan Çıtak, Allah Salah'ın ayağına güç kuvvet versin. Karius'un yediğinden fazlasını atması gerek diye bir... Salah pozitif değil mi? Mesaj göndermiş. Oynayabiliyor mu? Bilmiyorum, okumadım. Ama herhalde olsa bilirdik. Kapalı tribün bugün taksiye binmiş. Bir de bakmış Radyo Spor dinliyor. En çok kimi seviyorsun diye sormuş. Seni sabahları dinlemek iyi oluyormuş. Öğlen de beni dinlemek iyi oluyormuş. Aa. Evet, kapalı tribünde taksiciyi tebrik etmiş. Böyle bir hikayesi var. Ali Şimşek, ben de Instagram'dan birkaç mesaj okuyayım. Aa, gerçekten mi? Evet, sen başladın mesajlara, ben de söz verdik, okuyalım. İngiltere dahil demiş, dünyada süre gelen vakalardan dolayı kulüp takımları zor bir süreç geçiriyor. Sizce ligimizde şampiyonluk yolunda sürprizlere gebe bir sezon olur mu? Demiş, hani bu kadar çok vakayla birlikte. Hani demeye çalıştığı şu anladığım, hani Trabzon'da çok vaka çıkar maçların üst üste. Kaybeder, puan kaybeder, böyle yarışta dengeler değişir mi? Demiş, tabii bilemiyoruz hangi kulübü ne kadar etkiliyor. Şimdi Premier Lig'de mesela Manchester City'de vaka var mı? Ya da ne kadar var? Bir tane vardı, Kyle Walker vardı. İşte mesela o etkilenmedi Manchester City. Bir de lider üstüne. Onlar çok rahat bir şekilde götürüyorlar. En son maçta berabere bitmişti Chelsea Liverpool. Çok rahatlar. Trabzonspor için de bilemeyiz şimdi vakalar. Onlar da belki City gibi olacak. Sorunun cevabı yok yani. Yok, bilemeyiz. Ama tabii ki her şey gebe. Yani Trabzon'da çok vaka da çıkabilir. Konya'da hiç çıkmayabilir. Puan farkı kapanabilir. Tam tersi Trabzon fark açabilir. Bunu işte futbolcunun koronavirüs durumu belirleyecek. Evet, TFF ile devam edelim. Bir açıklama geldi. Taraftarlar için bir açıklama geldi. Üçüncü doz aşıyı olmayanlar, yani hatırlatma dozunu olmayanlar bundan böyle maçlara giremeyecekler. Onu da söyleyelim. Üçüncü dozu yaptırdıktan sonra 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak. Onu da unutmayın. Yani eğer hafta sonu maça gitmek istiyorsanız bugün aşı olduğunuz zaman gidebiliyorsunuz. Normalde 14 gün bir bağışıklık süresi var aşıların. O aranmayacak. Tekrar söyleyelim. Maçlara gidebilmek için TFF'nin talimatına göre artık 3. doz aşılar da gerekli olacak. Bu da bugün açıklandı. Şu an Avrupa'da çok ciddi bir salgın var. Omikron varyantıyla beraber Türkiye'ye de gelmiş durumda. Bizden de çok fazla haber ve pozitif vaka çıkıyor. Zaten çevrenizde de bunu net şekilde fark etmişsinizdir. O yüzden konuyu direkt olarak Ekuban'a bağlayabilirim. Ekuban da Konya Spor'a transfer oluyor gibi. Gördüm, %70 demiş başkan. Evet. Konya başkanı. Cenova ile konuşmalar yapılmış. Bu hafta diyor Sassuolo maçında oynayacak. Ondan sonra ki Sassuolo maçı da Perşembe günü oynanacak. Ondan sonra büyük ihtimalle o transfer bitecek dedi. Ekuban pek iyi başlayamamıştı Cenova kariyerine ama son maçlara bakıyorum. Üst üste bir 4 tane 90 dakikası var. Sonra Sampdoria ve Lazio maçlarında da süre alıp son Atalanta karşılaşmasında yine 90 dakika sahada kalmış Ekuban. Pek tabii şeyi parlak değil. Gol sayısı sadece 1 golü var. Hangi pozisyonda oynamış sezon Ekuban maçlarda? Santrofor ve forvet arkası oynamış ama genelde santrofor oynamış. Peki Konyaspor'un bir de yani Konyaspor'a gelmeden Ekuban'ı sen tam olarak hangi bölge oyuncusu olarak tanımlıyorsun? Ekuban deyince aklına hangi bölge oyuncusu geliyor? Çok yönlü bir oyuncu. Evet, çok zor. Yani asıl mevki mesela burada normalde forvet arkası yazıyor. Hı hı. Ekuban'ın santrofor yazıyor. Ne? Yarış mı var? Dolayısıyla tahmin etmek çok kolay değil. Yani ben de tam bir ikinci forvet gibi hissediyorum. Kanat forvet de olabilir ama net bir santrfor değil. Yani tek forvet oynayacak bir oyuncu değil. Yani Konya Spor takımına monte etmeye çalışıyorum. Hani hangi pozisyon için düşünüyor? Çünkü çift santrfor oynamıyorsa diyorsun, ne işi var?
Evet, orada da Endiri Çekici'yi böyle ikinci forvet gibi kullanıyordu İlhan Palut. Sonra o da biraz rotasyon düştü. Yarış Mert, var. Yarış vakti. Yarışa gidelim, devam edeceğiz. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattrick'e saatlerimiz 14.35. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim Mert Elam ve Instagram'da yine Mert Elam adresinden bize ulaşma şansınız var. Ekun'un Türkiye'ye dönüşü çok yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Konyaspor Başkanı'nın açıklaması. Bununla beraber Ekuban için Beşiktaş'ın da adı geçiyordu ama Konyaspor transferi bitirmeye çok yakın gözüküyor. Sen de dedin ki hani Ekuban'ı alıyorum, oyun tarzıyla Konyaspor'u düşünüyorum. Tam olarak kafamda oturmuyor, anladığım bu benim. Yani şöyle, en oturduğu yer Çıkarleş'in arkası. Orada Endiri Çekici uzun süre oynadı. Zaman zaman 4-3-3 oynadı İlhan Palut. Ben oraya yakıştırıyorum çünkü Çıkarleş'i gayet iyi performans gösteriyor ileri uçta tek başına. O yokken Ahmet Hasan var. Yani santrfora bir ihtiyacı yok Konyaspor'un. Sol tarafa bakıyorum, Bütici gayet iyi. Ayağına hakim. Oyun kurucu bir kanat oyuncusu. Serdar Güller ligin en formda kanat oyuncularından biri diğer tarafta. Evet. Yani ilk 11 bazında bu 3 bölge bence dokunulmaz. Dokunabileceği yer dediğim gibi Çıkarış'ın arkasındaki bölge, Endiri Çekici, ki son dönemde de o da formasından uzak kalmıştı. Orada da iş yapabilir. Çünkü benim gözümde tam bir yardımcı forvet Ekuban. Böyle Çıkarleş'i gibi bir oyuncuyla, hani Çıkarleş'in sırtı dönük oyunu, Ekuban'ın deliciliği, topla da çok iyi gidiyor. Ekuban çok iyi ara paslar da veriyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde. Oyun hani, görüşü bayağı yüksek. Aynen, hatırlayacaklardır Trabzonsporlar yakından. Ters ayağıyla, sol ayağıyla, sağ ayağıyla hiç beklemeyeceğin paslar da atabiliyor. Serdar Güller'le de iyi anlaşabilir. Bitirici noktada da var Ekuban. Hani en yakıştırdığım bölge orası. Arkasında da bir ikili. İşte Hacı Ahmetoviç bir tarafta, diğer oyuncu değişiyor çok. Konya'nın en değişken bölgesi o 8 numara bölgesi. Fena bir hamle gözükmüyor ama çok olmazsa olmaz bir hamle miydi? O kadar da değil. Hani bu kadroyla da sonuçta Konya bu kadar başarılı olduğuna göre. Ama dar bir rotasyonla oynuyor Konya. Hı hı. Uzun bir sezon. Belki biraz da hani bazen oyuncuları dinlendirmek, biraz da rekabeti arttırmak için bir hamle gibi gözükmekte. Yani altbası falan yok ya, normal. Bir de öyle çok da hani takımı da bozacak bir oyuncu da değil Ekuban. Değil bence de. Trabzon'da bir sözleşme konusu problem yaratmıştı onda. Ama profesyonellik olarak ben de öyle bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Mehmet Ünlü, Cenova adı Galatasaray'la anılan Piyonte'yi aldı, o yüzden Ekuban'ı bırakıyorlar demiş. Nihat Çetin, evlilik Mert Elam'da olumlu değişiklikler yapmaya başladı, mesaj okumaya başlamasından belli demiş. Daha bir de resmi olarak evlenmedi. Bir de evlense, aynen, neler olacak? Neler olacak? Bir mesaj dikkatimi çekti. İlginç geldi. Onu paylaşayım. OB23'ün ikili dinleyicimiz demiş ki, sizin fikirlerinizi dinliyoruz sürekli. Biraz da haber mi okusanız demiş. Bizim fikirlerimizi dinlemekten sıkılmış. Yeter artık, çok yorum yapıyorsunuz. Biraz da bize haber verin, haber okuyun. Haber bülteni gibi yapın programı. Ona getirmiş. Evet, onun için bir site var. Twitter.com. Bir site daha var, ajanspor.com. Oradan takip edebilir mi? Takip edebilir. Ama konuşabiliyor mu Twitter? Hı? Twitter konuşabiliyor mu bizim gibi, ya da konuşmasına gerek yok. Ajanspor.com konuşabiliyor mu? O sesli istiyor. Yani televizyondaki gibi haber bülteni istiyor. Hı. Hiç düşündün mü mesela Radyo Spor'da böyle saat başları 5 dakikalık haber bültenleri, böyle bir şey yapılabilir mi? Benim eskiden fikirlerim arasında vardı kendimce. Yani. Ne oldu peki sonra? Benim zaten bir yetkim yok hani kendimce. Kimseye söyledin mi fikrini? Yok yok, söylemedim. İlk defa herhalde sana söylüyorum. Burada. Hani eve gidip düz beyaz duvara Radyo Spor'da saat başında haber bülteni olsa ne kadar iyi olur dediğin zaman onun bir... Yok, iyi olurdan ziyade düşündüm. Olsa nasıl olur? İyi olur demiyorum. Bilmiyorum. Çünkü gün içinde biz aslında bütün haberleri de konuşuyoruz bir yandan. Evet. İlla öyle bir bültene gerek var mı tartışılır. Ama... Yani belki her saat aynı haber bülteni çok faydalı olmayabilir ama günde bir iki defa haber bülteni yapılabilir ama haber bültenini satmamız gerekir. Durup dururken yapamayız. Tabii canım, aynen. Şimdi Ümit Koçar, Trabzonspor Vişçe'yi ne yapacak demiş. Acaba Fenerbahçeli olduğu için mi söyledi?
devam ediyor. Sol bek alsalar yeterli olurdu bence. Gereksiz bir harcama. 3,5 milyon euro 2,5 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor. 3,5 milyon euro tabii ki bonservis bedeli. Edin Visca bir imza parası alacaktır. Trabzonspor onu sezonlara yayacaktır. Saat 16'da toplantı var. İmza parası niye alıyor ya? Bonservisle gidiyor. İmza parası alır. Yani bonservisi giden oyuncunun mantıken imza parası falan almıyor olması lazım. Görürüz. Tamam. Görürüz diyorsan alabilir. Trabzon açıklıyor detayları. Belki dediğin gibi olur. Bir tek ben Gomis hatırlıyorum. Çünkü öyle bonservisi gelip imza parası alan normal şartlarda öyle olmaması lazım. Umarım da ödemez Trabzonspor. Çünkü zaten halihazırda yüksek bir bonservis 31 yaşındaki bir oyuncu için. Yıllık ücreti de ucuz olmayacağına göre bir de imza parası verecek. Neyse ya, ben mi Trabzonspor'dan sorumluyum? Sanki benim param çıkıyormuş gibi oluyor böyle ama kendileri bilir tabii ki, günün sonunda veriyorsa versin. Peki. Konuyu burada kapatıyor muyuz Edin Visca konusunu? İşte ben de artık konuşacağımızı konuştuk, Edin Visca ile ilgili düşüncelerimiz çok net. Ben de çok ne söyleyebilirim? Gerekli bir transfer olmadığını düşünüyorum. Bu arada evet, galiba açıklandı Ali abi. Bir dakika, açıklandı. Şimdi bir son dakika bandı geçti. Yıldız oyuncuyla Visca ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı denmiş A Spor'da. Bakalım Trabzonspor'a. Resmi bir açıklama mı? Şimdi televizyonda alt bantta görüyoruz. Bizim için de kolay değil tabii, bir yandan program yap bir yandan yok, gelişmeleri takip et. Resmi açıklama yok şu an. Kap belki gelmiştir. Zaten 2,5'da başkanlar toplantıya başlayacaktı. Zaten ne olacağı da belli. Artık hani son dakikayı kovalamaya gerek yok. Artık Edin Visca. Hayır, resmi açıklama oldu mu acaba o yüzden? Yok, Trabzonspor'dan yok. Şu an hesabı önümde açık. Trabzonspor'dan resmi açıklama gelmedi ama merak etmeyin, artık buradan sürpriz çıkmaz. Fenerbahçe'de Edin Visca denmez artık. Fenerbahçe'de diye bundan sonra haber duymazsınız. Artık sadece son görüşmeler formalite olarak yapılıyordur. Belki bazı detaylar konuşuluyordur. O kadar. Evet, Edin Visca Trabzonspor'un İkinci transfer oldu ara transfer döneminde. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Kouassi geldi. Kouassi geldi. Edin Visca geldi. İki tane kanat oyuncusuyla. Evet. Sol bekte bu arada iptal oldu. Azarovi. O neden iptal oldu? İşte son dakikada taleplerini arttırmışlar, yükseltmişler beklentilerini. Yıllık maaş hem oyuncu hem kulübü. İki tarafta böyle yapınca Trabzonspor bu konularda çok net. O hoşuma gidiyor benim. Yani zamanında hatırladığım bir örnek, Murat Sağlam örneğinde öyle olmuştu. Çok eski bir örnek gerçi ama Trabzon bu tarz şeylere hiç gelemiyor. Son anda talep yükseltince oyuncular geri adım atmışlar. Umarız başka isimler de vardır. Bu arada tabii onu da düşünmek lazım. Yani tek isim olarak gitmedilerse diğer isimlere yönelmeleri de gayet doğal. Çünkü anlaşıyorsun sen futbolcuyla belli bir rakama. Kulübüyle anlaşıyorsun. Oyuncu geliyor. Diyor ki yok, o para düşük. Ben biraz daha yükseğini istiyorum. Yani sen de burada anlaşmadan vazgeçmez misin bir kulüp başkanı? Hoşuna gitmez bu durum değil mi? Çok insani bir durum. Evet, yapılması gereken yani, o. Ahmet Ağoğlu da ve bu konuda bence de iyi davranmış. Özcan Özyurt, Trabzonspor çoğu futbolcuya imza parası veriyor. Visca da alacak kesin demiş. Ben zaten biraz sözleşmedeki yükü azaltmak için imza parası alacağını düşünüyorum. O bakımdan söylemiştim. Ama ne fark ediyor? Kulübün kasasından çıkıyor, harcama limitlerinden dahil imza parası. Bir UEFA aklıma geliyor, UEFA'nın finansal fair play'i. Afili yalnız sesiniz arada kesik kesik geliyor. Benim kulaklıklarda mı, sorun sizde mi acaba diye. Aman deyin. Teknik problemini bize iletmiş. İnşallah bizdendir. Kulaklığınıza bir şey olmasın. Sizi IT'ye yönlendirelim. Kulaklığınıza bir şey olmasın. Ufuk Sonel, Bahçeköy'den bildiriyorum demiş. Bir anda sesiniz kesildi, tekrar düzeldi şu anda. Bir ara demin sustuk, belki o yüzden olabilir. Ha, o evet, şey değil, kulaklıkla alakası yok. Sustuk yani. Ümit Koşar, dinleyenlerin büyük çoğunluğu olaylara hakim, sizin yorumunuzu merak ettiği için dinliyor zaten demiş. Nevzat da zaten okuduğunuz spor haberlerine yorum yapıyorsunuz, ikisi bir arada demiş. Evet, bunun anlaşılmasına sevindim. Tabii öyle oluyor ama hani böyle haber bülteni gibi, böyle hap gibi. Böyle iki dakika içerisinde gündemi özetleme. Hani ben girişte yapıyorum ya, Sabah sporunda. Ona benzer bir şey belki bekliyorlar. Kafalardan seken top, Emre Koca'dan basın toplantısı var. Yayınlayacak mısınız? Demiş.
Ben şu an senden duyuyorum açıkçası. Emre ben Koyu'dan tweetleri görüyorum. Ama basın toplantısı değil galiba. TRT Spor'a bir röportaj. Özel röportaj. Özel röportaj. Yani öyle paylaşılmış. Özel röportaj olduğu için paylaşmıyoruz. Yoksa basın toplantısı olsa, her kanal verse biz de canlı olarak paylaşıyoruz. Yoğurtlu makarna abi, benim premium mesaj okuma paketim bitti sanırsam demiş. Yenileyelim o zaman demiş. Ama zam geldi yeni yılla beraber. Fiyatlara hatırı sayılır bir şekilde zam yaptık. Tabii elektrik falan zamlanınca Ali abi de doğal olarak. Hiç acımadım. Evet, hiç acımadı. Hiç acımadım. Minimum zam oranım %78. Oo. Enflasyon %36'ydı. Evet. Sen bayağı abartmışsın. Hiç acımadım ben. Resmi rakamlara göre. Evet. Aynen. Çünkü dün yayıncı kuruluşu aradım. Bizim paket bitiyor da. Hı-hı. Onunla ilgili fiyatları aldım. Ne dediler? Pek iyi şeyler söylemediler. Fiyatlarla alakalı olarak. O zaman sen ligin ikinci yarısında maçları şey yaparak, böyle Twitter'daki ben zaten, yorumlarla. Ben zaten Connect'e geçtim. Bu babamınki, Bursa'daki. Ha, tamam. O Connect'ten izlemiyor. O abonelik de benim üzerime. Onun üzerine görüşmeleri ben, yani beni şey olarak atadı, elçi olarak atadı. Arada bıraktı. Evet, yapacak bir şey yok. İşler o zaman kötü. Maçları izleyemeyecek ikinci yarı baban artık. İzleyecek de bayağı pahalı izleyecek gibi gözüküyor. Görüntü o yönde. Evet, şimdi günün tabi en önemli haberi Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferi. Saat 16'da hem Başakşehir hem de Trabzonspor Kulübü başkanlarının bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Tabii ki onu da Radyo Spor olarak sizlere aktaracağız. Edin Visca 2011 yılında Başakşehir'e gelmişti. 10 yıldır kulüpte. Kulübün efsanesi demek yanlış olmaz. Çok büyük katkı verdi. Başakşehir'le şampiyonluk da yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Yıllardan beri 4 büyük takımla adı anılıyordu. O da Abdullah Avcı, eski teknik direktörünün çalıştırdığı Trabzonspor'u tercih etti. Onun da büyük ben payının olduğunu düşünüyorum bu tercih edişte Visca'nın. Bakalım Visca'nın Trabzonspor kariyeri nasıl şekillenecek, bunu da merak etmiyor değilim. Trabzonspor o bölgeye olmazsa olmaz mıydı? Hayır. Ama Visca'nın da sağlam bir hamle olduğunu kabul etmek lazım eğer Başakşehir'deki performansını devam ettirebilirse. Ekuban'dan bahsettik. Ali abi, Visca ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Visca'nın Trabzonspor'a transfer olma motivasyonu sence nedir? Şöyle de detaylandırayım. Mesela Visca uzun yıllar Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamadı. Fakat Başakşehir'le de sonrasında yaşadı. Bir şampiyonluk kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Şimdi hani Trabzon'a geliyor. Mesela şampiyonluk için geliyor desen değil. Zaten yarı sezonda gelmiş. Yani sezon sonu Trabzon şampiyon olduğunda Visca'nın payı çok olmayacak. Zaten ligin ilk yarısında fiş çekildi. Visca ikinci yarı gelecek. Şampiyonlar Ligi desen garanti değil. Artık lig şampiyonumuz direkt olarak da gidemeyecek. Avrupa'da da belki Avrupa Ligi'nde devam edecek yoluna. Taraftar konusu bir bence tek etkili. Etkili ama Trabzonspor da gerçekten diğer büyükler gibi aslında çok riskli bir yer. Trabzon çok daha riskli bir yer bana kalırsa. Üç büyüklere göre de daha riskli olduğunu düşünüyorum. Hem yerel basınıyla hem taraftarıyla. Şimdi işler gülük gülistanlık güzel ama işler kötüye döndüğünde, ki bizde şampiyonlar öyle uzun soluklu da iyi performanslar gösteremeyebiliyorlar. Yine de hani sadece taraftar için oynamak yeterli mi motivasyon için? Ben çok anlayamadım. Visca açısından bakıyorum bu arada hani. Büyük takıma geliyor. Taraftarın şu an ilgi gösterdiği, desteklediği, tribünleri doldurduğu bir takıma geliyor. Bildiği teknik direktöre geliyor. Ama aynı zamanda yeni bir mücadele aradığını da düşünüyorum ben. Geç kalmadı tam o mücadele. Biraz geç kaldı. Çok geç kaldı. Biraz yani geç şampiyon kaldı. Şampiyon olduktan sonraki sezon evet, gitse daha uygun olabilirdi. Kabul. Aynen. Ama bir değişiklik de bazen böyle kariyerlerde oyuncular açısından iyi olabilir. Tabii bu değişiklik aynı zamanda iyi sonuç da vermeyebilir. Öyle bir riski de var. Zaman zaman bunu görüyoruz. Çok uzun süre bir takımda oynamış bir oyuncu gittiği yeni takıma adapte olmakta zorlanabiliyor. Messi bu örneğini vereyim. Biraz abartı olsun evet, ama hani Barcelona'da ayrılmak. Ama bu bir ihtimal. Yalnız ben temel motivasyonum Mert, baktığım zaman bir değişiklik ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Artık yeter diyor, bunca yıldır Başakşehir'deyim. Yapacağı her şeyi yaptı Başakşehir'de. Yani Başakşehir'in efsanesi dediğim zaman sen itiraz etmiyorsun herhalde. Kimse itiraz yani etmez. Heykelin ikisi yeridir yani. Evet, dediğin gibi şampiyonluk kazandı. 400-398 maç oynamış Başakşehir'de. Yani müthiş bir rakam bu. 400 maç ne demek?
Bunun yanında şampiyonluk kazandı. Dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Artık bir değişiklik ihtiyacı. Ekonomik olarak da hani Başakşehir ile Trabzonspor'un verdiği sözleşme arasında da böyle çok büyük fark olacağını da düşünmüyorum ben. Hı hı. Hani Edin Visca artık son sözleşmesini yapıyor. İşte Başakşehir'de ne bileyim 1 milyon euro alıyordu da Trabzonspor'da 2,5 milyon euro alacak gibi bir durum yok. Yakın olacaktır büyük ihtimalle. Trabzonspor'un ben gene daha fazla vereceğini düşünüyorum. Ama çok da uzak olmasını beklemiyorum. O yüzden aklıma gelen tek şey değişiklik ihtiyacı. Ne bileyim hani büyük takıma değişiklik ihtiyacı. Çünkü Trabzon hem bir yerden zor ama şampiyonluk konusunda da artık en rahat kulüplerden biri. Yani şampiyona en rahat, en yakın kulüp. Burada bir meydan okuma yok mesela Edin Visca açısından. Hani şu anda Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gitse daha büyük bir meydan okuma olabilirdi. Trabzon'a giderek biraz daha kolay bir yola gitti şampiyonluk konusunda. O açıdan demek ki Visca da farklı düşünüyor. Tabii ki burada ben dışarıdan bir gözle anlamaya çalışıyorum Visca neden böyle bir tercih yaptı. Hani daha zorlu bir yere belki gidebilirdi. Çünkü atıyorum Fenerbahçe'ye gidip Fenerbahçe'yi yukarı taşısa daha iyi değil mi Visca için, kendi kariyeri için? Şimdi Trabzonspor'a gittiğinde zaten hali hazırda iyi bir takıma gidiyor. Vakeme ile Hamşik'te çok iyi bir ilk yarı geçirmiş bir takıma gidiyor. Şimdi ikinci yarı Visca gelip orada ne kadar fark yaratabilir? Yaratabilir. İşte ne kadar belki, yaratabilir? Belki böyle... Zaten yaratmış bir takım var. Tamam ortada. Ama belki oturmuş bir takıma gitmek daha iyi bir seçim değil mi? Şimdi öteki tarafta kaos varken teknik adam değişiyor. Orada hangi oyuncunun bir numara olduğu belli değil. Çok geniş bir rotasyon var ileri uçta. Hı hı. Mesela öyle bir takıma gideceğine oturmuş, düzeni belli, gireni çıkanı belli, rolleri belli olan bir takımda sen daha iyi bir performans göstermez misin? Ben performans gösteririm ama buradan sen ne çıkarırsın? Hani mesela Pochettino'nun PSG'ye gitmesi gibi. Bir teknik adamı bence PSG'ye gidip çok fazla kazanabileceği yok bireysel olarak. Zaten iyi takım diyorsun. Şampiyon olması lazım diyorsun. Olamadığında sen eleştiriliyorsun. Hmm. Hani Visca da iyi bir takıma gidiyor. Buradan daha kendine ne katabilir? Ama Fenerbahçe'de daha fazla fark yaratabilir diyorum. Daha kötü giden takımda. Galatasaray'da daha çok fark yaratabilir. Beşiktaş için aynı şekilde. Hani kendi bireysel tatmin olarak söylüyorum ben. Yoksa Trabzon'da da fark yaratabilir ama o ne kadar tatmin eder. Zaten çünkü halihazırda iyi bir düzen var ya. Çok yıldız futbolcular var. Şampiyonluk yolunda avantajlı. O pencereden bakıyorum. Visca konusunda ama. Demek ki o farklı düşünüyor. Bir şey diyemedim. Bu arada sözleşmede normalde 2,5 yıllık okuyorduk biz. Ben öyle okumuştum ama 3,5 yıllık yazılmış. Evet, ben de 2,5 okumuştum. 3,5. Altta da bir 4,5 geçti, ne oluyor dedim. O başka, Gaziantep bir Makedon orta saha oyuncusu almış. 2002 doğumlu Stankovski diye 4,5 yılına renklerine bağlamışlar. Evet. Onlarda. Evet, Edin Visca Trabzon'a, Trabzonspor'a hayırlı olsun. Başakşehir'de bence iyi bir iş yaptı. Para kazanarak. Para kazanarak Edin Visca'yla hani yolları ayırdı. Dediğin gibi bayağı da bir etinden sütünden faydalandılar. Ama Emre Belözoğlu üzgündür herhalde. Üzgündür. Seninle konuştuk şimdi. Neredeyse Başakşehir'in gollerinin %50'sine katkı yapan bir oyuncuyu kaybetti. Aynen öyle. Başakşehir. Şimdi onu yerine koymak çok kolay değil. Bir de işler de iyi gidiyordu Başakşehir'de. Yani şu anda Trabzonspor'dan biraz daha formda bir takım var Emre Belözoğlu'yla birlikte. Hani işler Aykut Kocaman dönemi gibi olsa ayrılması daha normal karşılanabilirdi. Şimdi işler biraz zayına oturmuşken de gitmesi, Emre Belözoğlu da üzülmüştür. Yani zaten işler iyi gidiyor. Sen niye ayrılma ihtiyacı hissediyorsun ki diyordur. Bir de yerini kimle doğduracak? Yerini doldurması çok kolay değil. Evet, bu tarz oyuncuları. Lig içinden doldurması kolay. Fegül falan diyorlar ama bence yanından geçmez. Fegül, evet, hiç bence de alakası yok. Yani bir tarafta istikrar sembolü bir oyuncu var. Diğer tarafta istikrarsızlığıyla ön plana çıkan bir oyuncu var. Evet, Laiç konuşuluyor ki Laiç sağ kanat değil de hani bu tarz oyuncular, evet, çok fazla konuşulmaya başlandı Başakşehir'de. İkinci yarı için büyük bir soru işareti. Peki Başakşehir ikincilik için bir adayken, hatta işte şampiyonluk yarışına girebilir mi diye konuşurken. 13 puan değil mi? Evet. 5 hani, maç. Böyle bir oyuncusunu bırakması nasıl değerlendirilmeli? Normal mi? Bence değil işte. Bu kadar iyi giderken Başakşehir. Şampiyon olma ihtimali de yok değil ya, var. Başakşehir'in. İkinci olmak da bir başarı. Ligi üste bitirmek. Normal şartlarda bırakmıyor olması lazım. Ya burada Visca'nın çok baskısı olmalı kulübe ve teknik heyete. Ben
kesin olarak ayrılmak istiyorum demeli. Ya da dikili ilişkiler Türkiye'de malum çok fazla transferlerde. Evet, burada da belki ikili ilişkiler devreye girdi. Belki bakanlar devreye girdi. Belki Cumhurbaşkanı devreye girdi. Hani bilemiyorum, bunlar yaşanmıyor değil Türk futbolunda artık. Üçüncü ligde bile transferlerde milletvekillerinin devreye girdiğini biliyoruz. Burada da o iki ihtimal aklıma geliyor. Yani bir hatırlı kişiler, iki Vişça'nın kesinlikle artık ben transfer olmak istiyorum bu yönde bir baskı yapması. Onun haricinde normal şartlarda Başakşehir bu kadar iyi giderken sezonda toparlamışken Aykut Kocaman sonrası en iyi oyuncusunu, en çok gole katkı veren oyuncusunu bırakmamalı. Hele ki bir de bıraktığı takım da ligde şampiyon oynayan takım. Hadi yurt dışına göndersen İtalya, İspanya. O yüzden sordum zaten. O da anlaşılır iyi bir paraya. Ama şimdi bir de direkt rakiplerinden birine gönderiyorsun. O yüzden çok makul tabii gözükmüyor Başakşehir cephesinden bakınca. Evet, bakalım Edin Visca'nın Trabzon macerası nasıl geçecek? Trabzonspor çok 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 büyük bir sürpriz olmazsa sene sonunda şampiyon olacak. Trabzonspor'da Vakayeme'nin sözleşmesi bitiyor. Takımın kritik oyuncularından bir tanesi. Onun dışında ön bölgede Trabzonspor çok problemli değil. Edin Visca takviyesi geldi. Kouassi takviyesi geldi. Kouassi'yi de ben kendi adıma merak ediyorum. Sonuçta milli takım oyuncusu. Onun da performansı etkileyici olabilir. Ligde iş yapabilecek potansiyelde oyunculardan biri olarak gözüküyor. Trabzonspor şu ana kadar iki tane önemli kanat takviyesi yaptı. Hani önceki performanslara bakılırsa iyi takviyeler olduğu söylenebilir. Sadece performans bazlı söylüyorum bunu. Hani yaş, oyuncuların yaş, maliyet oradan bağımsız düşündüğünüz zaman saha içerisinde direkt etki yapabilecek oyuncular aldı. Trabzonspor almaya da devam edecek gibi gözükmekte. Evet, sıra geldi stoper ve sol bek. Sol bek takviyeleri. Mertelem ağzına sağlık. Teşekkürler abi. Programın sonuna geldik. Saat 20.45'te Beşiktaş Antalya Spor Katar'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. Yarın tabii ki bu karşılaşmayı detaylı olarak hem Sabah Spor'un hem de Hattrick'te konuşacağız. Herkese mesajlar için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.